Canım arkadaşlarım selamlar ben SML Hoca ve sonunda logaritmayı bitiriyoruz arkadaşlar. AYT kampında logaritmadan sonraki dersimizde diziler dersi olacak. Şimdi logaritmada 67. örnekten başlayacağız arkadaşlar. 75. örneğe kadar yani toplam 9 tane örnek sevgili arkadaşlarım. Bu 9 tane örneği iyi dinliyorsun. Sadece 67, 68 ve 69. örnekle alakalı. Şimdi müfredatta yerleri var. Fakat ÖSYM şimdiye kadar hiçbir şekilde sormadı. Bu sene sorar mı? İstatistiklere bakılırsa sorma oranı inanılmaz derecede düşük olacak. O yüzden sen yine de kolay olduğunu bil, çıkarsa yaparım de. At cebe yoluna devam et. Hadi o zaman geçelim dersimize. 67. örneğimizde M mikron türünden deprem dalgasının genişliği T saniye türünden deprem dalgasının gerçekleşme süresi C ise depremin kayıt edildiği rasathaneye bağlı sabit bir değer olmak üzere depremin şiddeti R eşittir logaritma M bölü T artı C Richter olarak hesaplanmaktadır. Şimdi C sayısı 4 iken diyor M de 250 iken diyor T de 2,5 iken diyor. Acaba depremin şiddeti ne olur? Sadece yerine yazacakmışız. Yani depremin şiddeti olan R eşittir logaritma 250 bölü 2,5 artı 4 olacakmış. Şimdi öncelikle 250'yi 2,5'a bölersem içerisi 100 olur. Logaritma 100 de biliyorsun ki 2'dir. Çünkü 100 onun ikinci kuvvetidir. Artı 4'ten depremi şiddeti 6 olarak bulunur. Cevap buydu. 68'e bakalım. Şimdi sorunun Türkçesi biraz bozuk. Kusura bakmayın ama ben size gayet iyi anlatacağım. Şimdi şurası bir kere r olacak zaten. Şurası r arkadaşlar. Bir plajda e, plajın eğimi m ve kum taneciklerinin ortalama çapı r olmak üzere plaj eğimi ve kum taneciklerinin arasında şöyle bir ilişki varmış. Aha buradaki gibi. Buna göre kum 0.1 mm çapında olmak üzere bir plajdaki eğimi hesaplayınız diye sorulmuş. Yani şu eğim eşittir 0.156 çarpı Logaritma r gördüğüm yere 0.1 yazacağım artı 0.221 diyeceğim. Şimdi şuraya bakacak olursan logaritma 0.1 demek aslında 10 üzeri 1 demek bak buradaki 0.1. E, logaritma 10 üzeri eksi 1 de nedir? Eksi 1'dir. Demek ki ben eksi 1 ile 0.156'yı çarparsam eksi 0.156 bulunur. Artı bir de 0,221'imiz var. Yani 0,221'den 0,156'yı çıkar demiş bize. Biz bunları çıkarırsak 0,065 olur bu plajın eğimi diyebiliriz sevgili gençler. Evet 68. örneği bize çözdük. Devam ediyorum 69'da. Ses şiddeti ki I ile gösterilmiş alana dik olarak gelen ses dalgalarının birim başına taşıdığı yüktür ses gücü olan L de 10 çarpı logaritma I çarpı 10 üzeri 12 olarak tanımlanır. Peki sesin şiddeti 100 watt bölü metre kare ise Siri'nin ses gücünü bulunuz demiş. Yani L'yi bul demiş. L eşittir 10 çarpı logaritma I'mız neymiş? 100'müş. 100 çarpı 10 üzeri 12 diyeceğiz. Bizden bunu hesaplamamız isteniyor. Şurası 10 üzeri 14 yapar şimdi ben bunun logaritmasını alırsam bu da 14'e eşittir. 14 ile onu çarp diyor. Doğru cevabımız 140 olacaktı sevgili gençler. Evet şimdi bu tarz soruları bitirdik. Ben size ne demiştim? Kolay olduğunu söylemiştim. Çünkü genelde bir hikaye verir. Hikayeyi okuduğun zaman hiçbir alt anlamazsın. Daha sonrasında burada bir formül verir sana. Bu formüle bağlı olarak soruda verilenleri yerine yazarsın. Verilenleri yerine yazdığın takdirde işlem hatası yapmadıysan eğer basit biçimde cevabı bulursun. Şimdi geçelim 70. örneğimize. Aslına bakarsan logaritma konu anlatımı üste bitti. Şimdi burada 70'ten 75'e kadar da benim beğendiğim sınavda karşına çıkabilecek tarzda gördüğüm sorular mevcut. O, dolayısıyla iyi dinle beni. Ne diyor? Matematik ödevini yapan Burak ödevin bir sorusunu çözerken aşağıda verilen işlemleri de yanlış yapmış. İşlemleri yapmış ama yanlış yaptığı bir işlem var. İlk yanlış yaptığı kısmı soruyor bize. Birinci adıma bakalım. 8'i 2, 2, 2, 2 toplamı yazmış. Doğru. Bu toplamı da e üzeri ln2. E üzeri ln2 nedir? 2 ile e'nin yerini değiştirirsen 2 üzeri ln yapar. ln ve 1 olduğu için 2'dir bunların hepsi. 2 artı 2 artı 2 artı 2 bu da doğru. E üzeri ln 2'leri de 4 tane e üzeri ln 2'dir demiş. Bu da doğru. 4 çarpı e üzeri ln 2 eşittir. 4 çarpı e üzeri ln 1 artı 1 demiş. E 1 artı 1 2 yapar zaten. Bu da doğru. Buraya geldim. 4 tane e üzeri ln 1 artı 1'i 4 çarpı e üzeri ln 1 çarpı e üzeri ln 1 yazmış. Şimdi ben e üzeri ln 1 ile e üzeri ln 1'i çarparsam e üzeri 2 tane elen 1 yapacaktır. E bu da zaten kendisi e üzeri 0 eşittir. Ama buradaki e üzeri elen 2 idi arkadaşlar. Ki 2'yi bunun kafasına atarsam elen 1'in karesinden elen 1 olduğunu görürsün. E doğal olarak 5. adımda hatası var. Yani buradaki böyle 1 artı 1'i kalkıp da elen 1 çarpı elen 1 biçiminde yazamaz. Dolayısıyla ilk hatamız 5. adımdadır. Diğerlerine bakmaya lüzum bile duymuyoruz. Gerek bile duyuyor. Aynı şey aslında değil mi? 121. soru sayfamızdayız. 71. örneğimiz. Uygun tanım aralığında bize böyle bir fonksiyon verilmiş. F 16 üzeri A ile F 1 bölü 64'ün çarpımında 1 bölü 36 olduğuna göre A kaçtır diye sormuş. Şimdi ben bunları yerine yazacağım. Sonuçta Fx veriliyorsa ve F3 soruluyorsa X gördüğümüz üzere 3 yazarız. Madem öyle burada da 16 üzeri A ve 1 bölü 64'ü yerine yazacağız. Öncelikle logaritma x'imiz burada 16 üzeri a olsun ki ben bunu 4 üzeri 2a biçimde yazabilirim. Burada da 4 var logaritmanın içerisinde. Bu da 1 bölü 2a çarpı log 4 tabanında 4 olduğundan burası 1'dir arkadaşlar. Ve doğal olarak 1 bölü 2a kalır elimizde. Yani şu kısım sevgili arkadaşlarım 1 bölü 2a'ymış onu yazdım. Şimdi geldim 1 bölü 64'ü yerine yazmaya. Logaritma 1 bölü 64 4'ün eksi 3. kuvvetidir. Bir de 4 üzeri 1 var. E bu da eksi 1 bölü 3 çarpı logaritma 4 tabanında 4'ü verir bize. E burası da 1'dir hocam. Demek ki burası da eksi 1 bölü 3'müş. Bunların çarpımı da bize 1 bölü 36'yı veriyormuş. Şimdi eksi 1 bölü 6a eşittir. 1 bölü 36 dersem. Her iki taraftaki paydadaki 6'lardan kurtularsam burada 6, kalacaktır. Ve a'nın ben burada artık eksi 6 olması gerektiğini görebilirim. E bize a sorulmuştu? Demek ki a Eksi 6 gençler. Evet 72. örneğimize bakıyoruz. Logaritma 4 tabanında cos x ile logaritma 4 tabanında sinüs x'in toplamı 1 bölü 2 ise sinüs 2x ifadesinin eşitini bul demiş bize. Şimdi öncelikle ikisi de 4 tabanında olduğu için ben bunların içlerini çarparak yazarım. Yani logaritma 4 tabanında sin x çarpı cos x eşittir eksi 1 bölü 2'dir derim. Sonrasında 4'ün eksi 1 bölü 2. kuvveti de bana içeriği yani sin x çarpı cos x'i verecek. Sin x çarpı cos x böylelikle ne olur? 4'ün eksi 1 bölü 2. kuvveti. 4'ün eksi 1 bölü 2. kuvvetini ben şu eksi bunu ters çevirmeye yarıyordu. 1 bölü 4'ün 1 bölü 2. kuvveti. bu da kare kök içerisinde 1 bölü 4 demektir. 1 bölü 2. kuvvet. Bu da 1 bölü 2'dir. Demek ki sin x çarpı cos x neymiş? 1 bölü 2. Şimdi sinüs 2x neydi arkadaşlar yarım açı formülünden? 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'ti biliyorsun. O halde bu sin x çarpı cos x'te 1 bölü 2 ise bizden bu istenmişti ya. O halde 2 çarpı 1 bölü 2 bana cevabı verir. 2'ler giderse doğru cevap 1'in ta kendisidir diyebilirim. 72'yi de çözdüm. Şimdi 73'te sıra. Neymiş x gerçel sayı? Peki eyvallah çok güzel bir sorudur. Tarz bir sorudur. Cos kare x eşittir. Logaritma 15 tabanında 3 eşitliği veriliyor. Kosekantla kotanjantın kareleri toplamı nedir diye soruluyor. Kosekant kare x demek 1 bölü sin kare x demek. Ee daha sonrasında artı kot kare de kos kare x bölü sin kare x demek. Şimdi ben bunları toplarsam 1 artı kos kare x gelir bölü e sin kare x yazacağım. Sin kare x de 1 eksi kos kare x'ti. Çok güzel. E ben kos kare x'in ne olduğunu zaten biliyorum. O halde ne diyeceğim? Üst taraf 1 artı logaritma 15 tabanında 3 ve alt taraf 1 eksi logaritma 15 tabanında 3. Şimdi ben bunu birleri logaritma 15 tabanında 15 biçimde yazarsam artı logaritma 15 tabanında 3 olur burası. Bölü alt kısımda da logaritma 15 tabanında 15 eksi logaritma 15 tabanında 3 gelir. Şimdi üst tarafa bakın. Tabanları ikisinin de 15 olduğundan içlerini çarpabilirim. Logaritma 15 tabanında 45 derim. Neden çarptım? Toplanıyor çünkü. Alt tarafta ise içlerini böleceğim yani logaritma 15 tabanında 15'i 3'e böldüm 5. Şimdi cevabı tabii ki de böyle bırakmıyoruz. Neden? Çünkü biz hala buradan yolumuza devam edebiliriz. Nasıl edeceğiz peki? Tabanlar eşit olduğuna göre ben bunu direkt logaritma 5 tabanında 45 biçiminde yazabilirim. O halde doğru cevabımız log 5 tabanında 45'tir sevgili yaşlar. 73. örneğimin altında başka örnek yok. Sağ üst tarafa doğru geçiyorum. 74. örnekte benim ee, bu örnekler arasında yani bak 74 tane örnek olmuş örnekler arasında en beğendiğim örnek diyebilirim. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde beni dinlemende fayda var. Fonksiyonumuz buymuş bir de tersinin grafiğini vermiş. Bak bu fonksiyon bu da tersi tamam mı? A ve B bölgelerinin alanlarının toplamının 27 olduğundan bahsetmiş. Doğru ise F84 kaçtır diyor bana. Öncelikle fonksiyon ve fonksiyonun tersi y eşittir x doğrusuna göre Tabii ki de simetrik olacaktır. Simetrik olduğu için burası A ise tabii ki bu bölgede A'dır. Burası B ise tabii ki bu bölgede B'dir. Hatta burası 3 ise burası da 3'tür. Ve yine söylüyorum şurası da 4'tür gençler. Şimdi devam edelim. Öncelikle şunu görüyoruz ki bizim bu fonksiyonumuz A ile B diye bölgeler oluşturmuş. Bu bölgelerin alanları toplamı da 27'ymiş. E şimdi hocam ben şuranın 3 olduğunu keşfettim kendimce. Burası 3. E, A ile B'nin alanları toplamı yani şurada gösterdiğim sarı bölgenin alanı 27 ise dikdörtgendir burası. Demek ki gençler şurasının 9 olması gerekiyor. 3'e 9 ekledim 12 etti. Demek ki buranın apsisi 12. Ve dikkat et 12'yi yerine yazınca fonksiyonda hop, karşımıza 3 çıkacakmış. Logaritma A tabanında logaritma A tabanında ha bir de B'yi bulabiliriz ondan önce. Unutma 12'yi yerine yazınca 3 bulacağım ama ondan önce B'yi de bulalım. Ben şu asimtotu nasıl çiziyordum? İçeriği sıfır eşitleyen değer diyordum. Şimdi demek ki e, 3 içeriği sıfır eşitliyorsa 3b-3 eksi eşittir sıfırdır. Demek ki b kaçmış? 1. Yani aslında burası logaritma a tabanında x-3'müş. Şimdi gel 12'yi yerine yaz ve 3'ü al. Logaritma a tabanında 12'den 3 çıktı 9 eşittir 3 ise a'nın kübü eşittir 9'dur. Yani... 9 olarak da kalabilir ama 3'ün karesidir. Her iki tarafın 1 bölü 3'üncü kuvvetini alırsam A eşittir. 3 üzeri 2 bölü 3 yapacaktır. A'yı bulduk mu? Bulduk. Bizden F84 isteniyor. Benim fonksiyonumu ben şuraya sade bir şekilde yazayım tekrardan. Logaritma A'mız kaçtı? 3 üzeri 2 bölü 3 tabanında. Burası da x eksi 3'tü. Bak fonksiyonun buyken 84'ü yerine yazıyor. Hadi yazalım. Logaritma. 3 üzeri 2 bölü 3 tabanında 84'ten 3'ü çıkardım. 81. 81 de 3'ün 4. kuvvetidir. Şimdi güzel kardeşim 4'ü ve 2 bölü 3'ü başa atacağım. Böylelikle 4 çarpı 3 bölü 2 gelecek. Çarpı logaritma 3 tabanında 3 diyeceğim. Tamam mı? Orası senin ekranında görünmedi. Ben senin için orayı göstereceğim. Şöyle. Tamam mı? Şimdi göründü bak. Şurası neydi? 1. E o zaman cevap 4 kere 3. 12 2'ye böldüm. 6'nın ta kendisidir. Doğru cevap buydu. Sevgili arkadaşlar X 84ü ve artık logaritmadaki son sorumuz. K pozitif gerçel sayı olmak üzere. Şuradaki ü fazla olmuş. Şimdi çok ama çok önemli bir soru. O yüzden beni pür dikkat dinle tamam mı? Lütfen rica ediyorum. Şimdi bak. K yıldız x demek log k küpmüş. Yani 3 çarpı log k'ymiş. Tamam mı güzel kardeşim? Yani ne anlama geliyor? Yıldızda x'in yanında bir k varsa sen bunu 3 ile buradaki k'nın logaritmasını çarp anlamına geliyor. Olay bu. İşte buna göre k yıldız x, yıldız x, yıldız x eşittir logaritma 27 demiş. Şimdi ben bunu şöyle yazabilir miyim? Logaritma 3'ün kübü. Bunu da 3 çarpı logaritma 3 biçimde yazabilir miyim? Vallahi yazarız. Demek ki, bak demek ki, ee, biz artık şunu biliyoruz. Bu 3, şuradaki 3 zaten. Şu K da sevgili arkadaşlar, e, yıldızda x'in yanında bir K varsa demiştik. Demek ki burası 3 olacakmış arkadaşlar. 3 yıldız x bak şuraya göre düşün. 3 yıldız x eşittir. 3 çarpı logaritma 3'tür değil mi? Bak şuraya göre. Doğru mu? K neydi burada? 3'tü. Bak bunu gördüğüm yere 3'ü yazdım. Demek ki 3 çarpı log 3 demek ki burası K'ymiş yani 3'müş. Şimdi soruya baştan başlıyoruz gibi oldu. K yıldız x ve yıldız yine x var. Bu da Neymiş arkadaşlar? 3'müş. E ben bu 3'ü 3 üç çarpı logon biçiminde yazabilir miyim? Yazarım. Çünkü neden? Logon 1. E şimdi bak 3 formüldeki 3. E buradaki k da 10'muş. Demek ki yıldız x'in yanındaki ifade ona eşit olacakmış. Ve son olarak k yıldız x eşittir 10'muş. Ben bunu şu şekilde yazsam olur mu? 3 çarpı 3 çarpı 10 bölü 3 çarpı logon yazsam olur mu? Niye? Çünkü üçler giderse logonda zaten bir bak K yıldızı ki gene 10'du yine 10. Şimdi bu 10 bölü 3 var ya şuradaki 10 bölü 3. Ben bu 10 bölü 3'ü <laughs> şöyle yazmak istiyorum. K yıldız x eşittir 3 çarpı logaritma 10 üzeri 10 bölü 3 biçimde yazmak istiyorum. Böylelikle artık şunu anlarsın. 3 formdaki 3 logaritmanın içindeki 10 üzeri 10 bölü 3 de buradaki K'yı verir. Yani K neymiş gençler? 10 üzeri 10 bölü 3'müş. Bizden istenen ne? K değeriydi. Şıklarda bu yoksa şu kesin vardır. Küp kök içerisinde 10 üzeri 10 kesin vardır arkadaşlar. O halde cevabımız da budur diyeceğiz. Evet şimdi logaritmayı bitirdik mi? Bitirdik. Biraz videoları geç geldi mi? Geldi. Haklısınız ve bundan kaynaklı özür diliyorum. Haklısınız gençler. Üzgünüm. Biraz video paylaşamadım. Biraz yoğundum. Biraz fuarlara gittim geldim. Yani yine sizler için çalıştım ama tabii bu demek olmuyor ki İsmail Hoca söz sözünü tuttu, tutamadık yani olmadı. Sizden o yüzden kusura bakmayın diyorum, özür diliyorum. Şimdi dizilere geçeceğiz. Buradaki yeşil, mavi ve kırmızı testleriniz ödev ve bunların da hemen çözümleri videonun hemen arkasından oynatma listesine eklenecek arkadaşlar. Onların da çözümlerini ben yaptım biliyorsunuz ve arkasından diziler konu anlatımına başlayacağız. Hocam diziler bittikten sonra, diziler bittikten sonra evet. Çok güzel, çok önemli e, AYT matematiğin kralı olan konulara geçeceğiz. Limit, türev ve integrale geçeceğiz. Limit, türev, integralde ise bunun için ekstra ayrı bir kamp yapacağımı söylemiştim. Yani konu anlatımlarımız devam edecek ama bu kampın konsepti çok çok farklı olacak. Bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım limit türev integral kampımıza ayrı özen göstermeni senden rica ediyorum. Evet artık videomuzu noktalayabiliriz izninle. Bir sonraki videoda görüşürüz. O videoda görüşünceye dek hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutma.